Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un Kayseri Üzülme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. 2010-2011 sezonu Alex de Souza formasıyla karşınızdayım. Normalde Sürekli Fenerbahçe'den bahsederiz. Sürekli Fenerbahçe gündemini konuşuruz ama Aziz Yıldırım'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Galatasaray her şeyi yapar. Sonra hiçbir şey yapmamış gibi elini uzatır. Galatasaray bizim dostumuz falan değildir sözleriyle başlamak istiyorum. Birisi çıkar mesela Gergin Ataman çıkar. Hani ben şu sözlerle söyleyeyim. Barış Şurdu seven diyor ki Gergin Ataman Galatasaray'la Anadolu Efes'te kupalar kazandı. Beşiktaş'ta başarıları var. Ancak Gergin Hoca bunların hiçbirisini konuşmuyor. Konuyu bir şekilde allemedip, kellemedip Fenerbahçe'ye getiriyor. Ne gerek var hoca demiş. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hayatta en çok neden korkarsınız? Hani ne bileyim evladınızı yitirmekten, ananızın babanızın ölmesinden, çırılçıplak banyoda ölmekten, ne bileyim başka bir şeyden, ondan bundan şundan, yalandan, iftiradan. Hani insanların korktuğu çok fazla şey vardır. E kimse Allah'tan korkar. Kimisi de Fenerbahçe'den korkar. Hayatı Fenerbahçe olur. Bu da bunlardan biri. Erden Timur. Galatasaray'ın yöneticisi. Yalnız e, Galatasaray'ın cemaat ve tarikat bağlantısı olduğu videolarla belgelenmiş olan yöneticisi. Ki e, çeşitli ayinlerde falan kadının madının elini mi öpüyormuş bir şey varmış. O sosyal medyada çok yayınlamıştı. Allah'la kul arasındaki hiçbir şeye karışmam. İsteyen krem peynire tapsın. Ancak söz konusu Fenerbahçe olunca da biz buradan cevap vermeyince arkadaşlar diyor ki hocam niye cevap vermiyorsun? Hocam bak bu kadar laf saymış diye. Şimdi bu Erden Timur biliyorsunuz Galatasaray'ın şampiyonluk mimarlarından birisidir. Ancak e, helal yoldan mı haram yoldan mı mimarlarından biridir bunu size bırakıyorum. Mesela Turgay Demir diyor ki Erden kardeşim belgeler açıklayacaktın fakat TV'de masal anlattın diyor. Merakımdan soruyorum. Galatasaray'ı bir tehditle, bir şantajla şampiyon yaptı. Elimde belgeler var diye. Dün bir, siz bu videoyu sabah izleyeceksiniz. İki gün önce bir canlı yayına çıkmış. Canlı yayına demiş, belge belge demedim ben. Öyle bir şey demedim. Hani ben açıklamadım, kuzenim açıklasın dese daha mantıklı. Feridun lideri oldu ki Erden Timur senin Türk kutbuna nohut tanesi kadar yararın dokunmaz demiş. Hani boyuyla da bu kadar alay edecek bir şey yok. Ha yok pardon şeyden bahsetmiş. Ee, neyse. Şimdi <laughs> isterseniz açıklamalara dönelim. A Spor'da tıkmış <laughs> açıklamalarda bulunmuş. Mesela ben satır başlarından bazılarını söyleyeceğim. Şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Ahlak kuralları içerisinde yani yanlış anlaşılmasın demiş. Geçen seneki ahlak kuralları içerisinde ise vay ki Türk futbolunun haline yine geliyor bir kaos, yine geliyor bir ofsaytımsı, yine geliyor bir tehdit. Şimdi birincisi aklınızın ucundan şunu geçirin. Ne zaman yapıyor bu açıklamayı? Beşiktaş derbisinden önce. Bir kere Beşiktaş'a çok çok geçirilmiş e, geçmişler olsun. Çok çok geçmiş olsun. Sahada katledilecek, doğranacak. Ama Beşiktaş susacak. Ağzını açmayacak. Niye? Fenerbahçe şampiyon olmasında kim olursa olsun denen salakça zihniyet yüzünden. Bu salakça zihniyet son 10 yıldır var. 10 yıl önceki gelirin onda birine düştü gelirleri acından geberiyorlar. Kulüplere kapatma e, noktasına getirdiler ve bu zihniyette buraya geldiler. Son 10 yılda da 5 kez Galatasaray şampiyon yapıldı. Yani hakemler Fener'i kolladı ama Galatasaray şampiyon yapıldı. Buna inanan arkadaşlar da en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmaları lazım. Beyin yerinde mi diye. Yayıncı kuruluş bazı videoları hemen telif atıyor. Bazı videolara ertesi gün telif atıyor demiş. Erden Timur Fenerbahçeli bütün hesapları uyarıyor. Ben de uyarmıştım ama anlamamıştınız şimdi anlarsınız. E, yayıncı kuruluş hemen telif atıyor arkadaşlar. Sakın Fenerbahçe hesapla yayıncı kuruluşun videosunu paylaşmayın. Galatasaraylı olup yayıncı kuruluşun yöne yani sahibinin sülalesine küfür dediniz silinmiyor. Bunu da belirteyim. Geçen sezon Opta her Galatasaray her hafta Galatasaray penaltı kazandı diye tweet atıyor. Fenerbahçe kazanınca tweet atmıyor. Şunu merak ediyorum. Şerefli bütün Galatasaraylılara söylüyorum. Yani şerefi olanlara söylüyorum. Olmayanlar zaten ağlayacak, zırlayacak, küfür yazacaklar. Son 50 maçı baz alalım. Yani aklıma 50 geldi. O isterseniz 30 alalım. 31 alalım. 35 alalım. Ne dersiniz? Fenerbahçe kaç penaltı kazandı? Galatasaray kaç penaltı kazandı? Bunu artı yazalım. Rakipleri kaç penaltı kazandı? Bunu da eksi yazalım. Mesela Fenerbahçe 50 penaltı kazandı. Rakip 50 penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin rakibi. 50'den 50'yi çık. Artı 50 eksi 0. Totalde 0 yazalım. Galatasaray'a da aynısını yapalım. Lehine aleyhine yapalım. Kim daha fazlaysa o hakemlerle kullanmıştır. Kabul müsünüz? Bak istediğiniz haftayı baz alalım. 15 hafta, 20 hafta, 40 hafta ne derseniz. Yiyorsa yapalım. Bu çok salakçaydı. Geçen sezon diyor Erdem Timur, Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçını anlatan spikerin eşi Fenerbahçe üyesi. Hayatımda duyduğum en salakça cümle. Ya <laughs> be. Fenerbahçe hatta Spor maçı oynayacak. Fenerbahçe inşallah 5-0 kazanacak." diyelim. Maçın spikerinin karısı Fenerbahçeli çıktı. Şike diye birisi savcılığa başvurdu. Ne yaparlar? Direkt bu arkadaşı yani sağlık kuruluşuna yönlendirirler. İnsanların bak Erdem bunu şu açıklaması da çok manidar. İnsanların ailelerine ve ailevi değerlerine küfürler ediliyor. Yazık günah ya demiş. Doğru Galatasaray taraftarı topluca Lale Ortaya yani bir kadına dakikalarca küfür etmişti. Hiçbir ceza almamıştı. Yani yakın zamanda. Fenerbahçe taraftarı tribünde kalp krizi geçirip vefat ediyor. Seni sevmeyen ölsün tezahüratları. Fenerbahçe otobüsü kurşunlanıyor. Otobüsten geçip dalga geçmeler. Gerçekten de herkes şerefine yakışanı yapar. Yani şerefine kimin ne yakışıyorsa onu yapar. Bir organize örgüt ve yapıyı ihbar etmiş savcılar göreve demiş. Lige temiz eller diye de hashtag açmışlar. Şimdi merak ediyorum suç tam olarak ne? Hani savcılara yardımcı olalım. Fenerbahçe sevdasıyla rakip takım yöneticilerinin hani e, küfür yok, hakaret yok, insanlar video çekiyorsa bu savcıları göreve geçirecek nedir? Bu şu demek mi acaba? Galatasaray şunu mu demek istiyor? Bu ülkenin savcıları bizim parmağımızda, biz istediğimiz zaman oynatırız mı demek istiyor? Bu nedir? Bak şimdi. Savcılar mesela ben savcıları şöyle göreve davet edeyim. Şöyle de göreve davet edeyim. Eğer Organize suç diyorsa, organize bir örgüt diyorsa, organize örgüt. Kişi iddia ettiğini ispatlamakla mükelleftir. Ya yani ben şu takım FETÖ'cüdür desem, ispat etmesem beni öttürürler. Ben şu takım örgüt desem, terör örgütü desem, öttürürler beni. Ben de merak ediyorum organize bir örgüt demiş. Acaba herhangi bir yaptırımı olacak mı? Çok merak ediyorum. Şimdi kendi kendini yalanlayan bir insan Erden Timur. Bu sezon kaç tane hakem hatası oldu konuşmadık diyor. Şimdi konuşmadıysa Erden Timur'a kocaman bir alkış konuştuk diyorsa yalancıdır. Güney Çen diyor ki ikinci hafta Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek konuştu ama diyor ki yahu kardeşim biz hiç konuşmayacağız demedik ki. Bakın cümle şu. Bu sezon kaç tane hakem hatası oldu konuşmadık. Yani Galatasaray olarak Real Madrid'de maç yapmadık diyor bu sene diyor. O da diyor ki hazırlık maçı yaptınız ya. Biz yapmadık demiyoruz ki yapmayacağız diyoruz. İnsana ne derler? Size bırakıyorum. <laughs> i̇şte yıllık 218 milyon euro gelir elde ediyoruz demiş. Ben işte devleti burada vergi dairelerini, maliye bakanını hepsine buradan çağrıda buluyorum. 218 milyon euro Galatasaray'ın nasıl bir geliri olabilir? Yani ne satıyorlar? Neyin ticaretini yapıyorlar? 218 milyon euro. Fenerbahçe bu kadar futbolcu sattı, bu kadar kombine sattı, bu kadar Fenerbahçe token sattı, YouTube katıl falan filan. 218 milyon euro kat iyi Fenerbahçe'nin geliri yoktur. Ne satıyor bunlar? Yani insanın aklına çok enteresan uç noktalarda şey, 218 milyon euro gelir. Şimdi şunu da çok merak ediyorum. 218 milyon euro gelir var ama Galatasaray 3.3 milyon euro 96 milyon TL kar açıkladı. 215'i ne yapıyorsunuz? Amerika'ya jibem ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyor o zaman? Ben harbi merak ediyorum. Ya da şunu söyleyeyim. Galatasaray futbolcularının yıllık ücretleri 215 milyon euro mu? <laughs> ya arkadaşlar 215 218 milyon euro. Bu ne kadar ediyor biliyorsunuz değil mi? Şimdi Lale Orta hakkında bir şeyler söylemiş. Eski MHK başkanı Lale Orta'dan e, Yerden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayallünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım demiş. Şimdi bir hanımefendiye iftira atmak, bak bir erkeğe de iftira atmak e, kötü bir şey ama bir kadına iftira atmak. Sayın Nali Orta'yla konuştum. Erden Timur'un açık açık yalan söylediğini söyledi diyor Feridun Nidelioğlu, sansür söz futbolda. Şimdi... Ben harbi anlayamıyorum. Bak benim kafam basmıyor. Ben idrak edemiyorum. Siz edebiliyorsanız bana anlatın. Yani dert ne? Ama ben buldum derdi. Erden Timur diyor ki teraziye gelmeyen hırsızdır diyor. Ali Koç da demişti. Bu sebeple karşımıza çıkmıyorlar. Defalarca TV'ye çıkalım dedim. Çıkmadılar diyordu. Demek ki 59 öncesi hırsızlığını Galatasaray yapıyor. Erden Timur'a göre. Teraziye gelmeyen hırsızdır. Bir de şunu çok merak ediyorum. Teraziye gelmeyen değil de terazinin kefesini değiştiren de hırsızdır değil mi? 5 kilo gösterecekken bunu 6 kilo gösteren de hırsızdır. Merak ediyorum Galatasaray bu konuşmaları niye yapıyor? Ben size söyleyeyim mi? İki sebepten. Bir Galatasaray battı. Battı. Sıyrılmak için bu konuşmalar yapıyor. Derbi merbi bak ben hani ilk akla gelen de Beşiktaş derbisi var. Hakemi manipüle edip şey yapmak. Hakem manipüle etmek demişken dur onu da unutmadan söyleyeyim. Gerçi cümlemi bitireyim. Bir hakem manipüle etmek bu bence basit. İkincide Galatasaray'a battı ki gizledikleri çok önemli şeyler var. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bak ben şunu gerçekten çok çok merak ettiğimden söyleyeyim. Ee, Mehmet Büyükekşi, MHK. Hani Galatasaray'a nasıl kıyak geçiyorlar? Bu herkesçe malum. Aslında Galatasaray bir olay yaptı. Ali Şansalan'la ilgili. Yok Ali Şansalan'la ilgili? Attılar tuttular. Kimdi ya o? Ee, onu yaptılar. Bunu yaptılar. Ee, Ali Şansalan'ı Beşiktaş maçına atanacağını falan haberini aldık diyorlar. Ben merak ediyorum. Maçın hakemini Galatasaray'a kim sızdırıyor? Bunu yapan kim? Fethullah Gülen'in Sızıntı diye bir dergisi vardı. Aklıma o geldi. Bu sızıntı nereden kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor? Bu sızıntıyı kim yapıyor? Fethullah Gülen yapıyor değil mi? Gebersin gitsin Allah belasını versin. Onun peşinden gidenlerin de Allah belasını versin. Ama şimdi bunun eğer hakemi sızdırıyorlarsa bunun UEFA'da ve FIFA'da büyük bir suç olduğunu biliyorlardır muhtemelen. Bak. Tahir Kum diyor ki bir Rus atasözü der ki camdan evi olan başkasının evine taş atmasın. Erden Timur'un yaptığı kendi kalesine gol atmak gibi olacak diyor. Ya Yusuf Günay. Federasyondaki Galatasaray'ın hani kimine göre köstebeği. Kimine göre hizmetkarı. Hizmet bunların ana dalı, ana branşı. Yusuf Günay iki senedir federasyon içinde Galatasaray'a hizmet ediyor diyor. Ee, Ayetullah Bey hesabı. Polisler de A-Spor'daki yayından önce Erman Toroğlu'nu evine davet etti ve yayın hakkında telkinlerde bulunduğu konuşuluyor. Bu yayın Türkiye Futbol Federasyonu-Galatasaray ortaklığıyla mı gerçekleştiriliyor? Demiş. Olabilir. Şimdi Erden Timur'un habercisi Serhat Mermer diyor. Lake of Tears hesabıda. Büyük Hekşi'nin danışmanıymış bu Serhat Mermer. Büyük Hekşi ve MHK danışmanı dışında VAR odasına girebilen tek kişi. Bakın VAR odasına girebilen tek kişi. Eğer Erden Timur'un elinde belge varsa bu arkadaştan almıştır. Diyor herkes. Erden Timur'un Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a saldırmasının bir tek amacı var. Rams ile birlikte tartışmalı Florya inşaatını yapıp aradan çıkarmak diyor. Bak bu da başka bir yöntem söylüyor. Şimdi bir camia düşünün. Az sonra o cümleyi de vereceğim. Her yönden offside. Şimdi Ali Şans alanı hedef alıyor. Galatasaray Beşiktaş maçına atanacak diye. Yani gecenin düşündürdüğü çok fazla şey var. Ben şeyi düşünüyorum hani ee, ne derler onun adına? Bir it yani bir şey konuşuyorsan ispatlamakla mükellefsin. Gerçekten bak. Ya bak Mehmet Büyükekşi MHK Halil Umut Meller'i maça atamış. Şimdi Halil Umut Meleri de kop, kop koyu bir Galatasaray'da. İstatistiklere göre de Beşiktaş'ı mahvetmiş. Hani sosyal medyada var bulabilirsiniz. Beşiktaş çok fazla mağlubiyet almış. Galatasaray'da çok fazla galibiyet almış. Her şey olabilir. Yani maçtır bu, o bunu yenebilir, bu şunu yenebilir. Her şey olabilir. Sıkıntı değil bu. Ben buraya takılmıyorum. Ben şuraya takılıyorum. Yani e, bu yayının kaç amacı vardı? Bir amacı yoktu. Birden fazla amacı vardı. Şimdi videoyu muhtemelen buraya kadar birçok kişi dinlemedi. Kaçtı gitti. Çünkü gerçekleri konuşalım dediğimiz zaman Fenerbahçe taraftar en başta kaçıyor. Arkadaş, bak sevgili arkadaşım, sevgili canım arkadaşım. Lale ortaya atılan bir sürü iftira var. Ben size en basitini söyleyeyim. Yani Lale Orta'nın Fenerbahçe'ye video gönderdiği falan filan söylüyor. Şimdi Lale Orta'nın kendi açıklamaları. MHK başkanı olduğu dönemde hakemler için özellikle Fenerbahçe düşmanı çeteleşmiş bir grup vardı. Ve maalesef bu hakemleri dağıtamadım. Bana kumpas kuruldu. En sonunda görevi bırakmak zorunda kaldım. Galatasaray aleyhine çalışan bir çete görmedim diyor. Şimdi ben beddua ettiğim zaman bana diyorsunuz ya döner dolaşır sana gelir diye. Sonra da İsrail'e beddua ediyorsunuz. Allah'ın laneti ve gazabı zalimlerin üstüne olsun. Yaşasın zalimler için cehennem. Mazlum insanları öldüren kim olursa olsun Allah belasını versin. Mazlumun hakkını yiyen kim olursa olsun Allah belasını versin. Fenerbahçe'nin hakkını yiyen hakemlerin Allah belasını versin. Bana beddua etme diyenlerin de Allah belasını versin. Açık ve net. Ne yapayım? Görüyorsunuz değil mi? Sıkışınca İsrail'e beddua ediyorsunuz. Ben hakemlere beddua edince beddua etme döner dolaşır seni bulur. İsrail ettiğiniz beddualar sizi bulacak o zaman. Bu mantıkla siz evini yani siz gebereceksiniz o zaman bu mantıkla. Siz mahvolacaksınız. Gerçi bir karikatür var. Demişler ki İsrail'e ne zaman saldıracağız? Sevgili İslam ülkeleri liderleri demişler. İslam ülkeleri liderleri toplu birlikte demiş ki Müslüman olduklarında. Çünkü Müslümanlar sadece Müslümanlara saldırıyor. Yani çok da bir şey konuşmak istiyorum ama konuşamam. E, bu kadar, sınırım bu kadar, çizgim bu kadar. Lani Orta diyor ki TFF Başkanı ile yazıştım. Hukuk kurulunun incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum demiş. Ben de Sayın Erden Timur'un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım demiş. Şimdi Kesinlikle ne Sayın Ali Koç'a ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafından herhangi bir görüntü gönderilmemiştir. Tamamen asılsız bir haberdir. Şimdi Erden Timur bu is, is yani iddiasını ya ispatlamalı ya da iftiracı durumuna düş, düşmesi lazım. Gerçi Türkiye'de yani birine çamur at bitti. Bittim. Şimdi iki tane yorum okuyacağım. Yorum katmadan okuyacağım. Gürcan Bilgiç Galatasaray ne zaman kötü oynasa, Fenerbahçe ne zaman iyi oynasa, yerden Timur'un ne zaman başı sıkışsa aynı oyunu oynuyor. Çete, örgüt, yapı diyor. O zaman son 10 senede 5 kere şampiyon olan Galatasaray mı bu çetelerle birlikte çalışıp şampiyon yaptılar? Ya da bu çetelerle mi çalışıp şampiyon oldunuz? Altan Tanrıkulu, Erden Bey'in sıkıntısı Fenerbahçe değil. Niye bu açıklamayı yaptı? Sıkıntı Galatasaray'da mali yapı. Galatasaray kongre üyelerinin mali kuruldaki soruları bize destek olun konuşması bu. Şimdi hakikaten öyle. vatan bir Galatasaray var. Herkesin tepki göstereceği bir Galatasaray var. Kendi taraftarının tepesine çökeceği bir Galatasaray var. Ancak cambaza bak oyun oynayan da bir Galatasaray var. Şimdi dediği gibi herkes Fenerbahçe'ye Çin güdüp düşmanlık besleyip Galatasaray'ın mali sıkıntısını unutacak akılları sıra. Sadece bu değil. Sadece bu değil. Anlatabiliyor muyum? Sadece bu değil. Niye sadece bu değil? Bakın şimdi. Bir camia düşünün. Tamam mı? 12 numaranın çok güzel paylaşım var. Diyor ki sponsorları gözaltına alınır. Diyor ki Engin Polat'la Dilan Polat da böyle yaptı. Ben hatırlatayım. Rıza Zarrab'dı sanırım yanlış biliyorsam söyleyeyim ben, ben e, bu siyasete girdiği için çok şey yapamıyorum anlamıyorum. Adamın mal varlığına şuna bunu el koydular faiziyle geri aldı suçsuz bulundu Yani suçludur Suçsuzdur. ben bilemem ama böyle bir şey yaşandı. Mal varlığına el konulması ayrı tutuklanmak gözaltına alınmak ters kelepçe ayrı bir şey. Şimdi Fenerbahçe'nin adamı şunu belirteyim. Sponsor. Duman Kaya vardı Galatasaray'ın sponsoru. Sanırım bir FETÖ bir şeyler bir şeyler olmuştu. Bir soruşturma olmuş herhalde. Şimdi bu sponsoru gözaltına alınır diyor. Victor Nelson forma giymediği ve maaşının düşük olduğunu iddia edip isyan çıkarır. Kulübün mağaza müdürü daha düşük teklif veren firmayla anlaşma yapılacağından dolayı istifa eder. Bonuslarla kiraladıkları oyuncu Zanyolo yasadışı dışı bahisten gözaltına alınır. Mustafa Muhammed 1, Çikildao 2, Etobo 3, Yetlin 4. Tete 5, Morutan 6 ee, bir de o Torrent 7. Bundan fifalık olurlar. Bakın bir sene içinde ya sadece bir sene içinde. Başkanları kulübün başı belaya girmesin. Herkes her şeyi duymasın, bilmesin. Ulu orta konuşmayın mealinde açıklamalarda bulunur. Yazılı, görsel, işitsel, dijital, medya ne kadar sussanız da bu konuları dile getirmeseniz de biz susmayacağız diyor 12 numara. Bunları sürekli yeni skandallarla gündemde tutmaya devam edeceğiz diyor. Ne kadar üzücü bir şey değil mi? Zanyolu olayı. Şimdi Zanyolu olayına da gelelim. Adnan Aybaba. Transfer sihirbazı Erden Timur. Zanyolu'yu müthiş bir operasyonla transfer etti. Zanyola bahisçi çıktı. Dünyada kıyamet kopuyor ancak Türkiye'de çık yok. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Türkiye'deki gazeteciler, haberciler, mermerciler hepinize çok merak ediyorum. Evinize ekmek götürürken hani şöyle bir kaygınız var mı? Ulan helal yedirmezsen bu bir şekilde çıkar diye. Hani benim var da o yüzden söylüyorum. Sizin var mı? Zanyolo olayı. Bakın Adnan Aybı diyor ki Zanyolo İtalya milli oyuncusu. Bahis çetesi iddialarıyla gündem oluyor. İtalya'da kıyamet kopuyor. Milli takımdan çıkarılıyor. Türkiye'de tek ses yok. Eğer bu futbolcu Galatasaraylı olmayıp Beşiktaşlı ya da Fenerbahçeli bir futbolcu olsaydı 10 şiddetinde deprem olurdu. Şimdi FETÖ'cü bazı Galatasaraylılar var. FETÖ'cü. Diyorlar ki Fenerbahçe'de zafer bir yol FETÖ'cü. FETÖ'cü zafer bir yol. Fenerbahçe'nin efsanesi. O kadar sene içinde sadece bir yıl. O da kaç maç oynadığını internetten bulabilirsiniz. Fenerbahçe'de zafer bir yol. Fenerbahçe'de Fenerbahçe camiasını FETÖ'cü yapıyorlar. Bu FETÖ'cülere göre herkes FETÖ'cü bir bunlar değil. Şimdi bir tescilli iki olay var. UEFA'dan tescilli şikeci diyorlar. Fenerbahçe tarafta diyor hocam bize böyle diyorlar ne diyelim. Şimdi 3 Temmuz döneminde UEFA başkanı olan rüşvetten dolayı görevden alınan Michel Platini. Hep de Galatasaray'a denk geliyor. 3 Temmuz Fenerbahçe'ye yapılırken UEFA başkanı rüşvetten atılıyor. Bakın rüşvetten atılıyor. İyi de bizim ne alakamız var? UEFA Fenerbahçe'ye ceza vermiş ya. UEFA'nın başındaki kişi rüşvetten atılıyor. Hocam olabilir. Fenerbahçe'yle ne alakası var? Şu cümleleri internetten bulabilirsiniz. Fenerbahçe kararı yanlış ve sıkıntılıydı diyor. Bak yanlış ve sıkıntılıydı. Fenerbahçe'ye ceza vermek için bir avukatlık şirketinden 2 milyon euro teklif edildi. Biz de aldık diyor. Şimdi bu 2 milyon euro'yu veren kimse Allah çoluğunu çocuğunu cenazesini önüne getirsin. Gebersin. Vatanına, memleketine ihanetten ki ben yani az buçuk hepiniz de biliyorsunuz kim olduğunu ne olduğunu nece olduğunu biliyorsunuz. Muhtemelen ya şu anda içeridedir ya kaçak hayatı geçiriyorlardır. Ülkeye darbe yapmak isteyenler. Hocam öyle beddua etme diyen varsa onlar da aynı saftadır. Onlar da FETÖ'cüdür. Onlar da bunlarla aynı amaç gidiyorlar. Onların da Allah belasını versin. Bu kitapsızlar 2 milyon euro teklif etmişler ve almış. Fenerbahçe ceza yesin diye 2 milyon euro rüşvet aldığını herif itiraf ediyor. Şimdi ben şunu soruyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Recep Tayyip Erdoğan'a dedi ki devlet hazinesine 20 milyon euro bağışlayacağım. Tek bir şartım var. Galatasaray'ın geçen seneki offsite'ımızdan dolayı şike yaptığını e, kabul ettireceksiniz. Galatasaray şikeci damgası yiyecek. Bu sene de ligden atılacak. Ben de hem geçen sene şampiyon olacağım hem de bu sene şampiyon olacağım dese. Olmaz da böyle bir şey. Kabul etmezler, teklif etmezler de. Şimdi bu durumda Galatasaray şikeci mi oluyor? Ne ediyorum. Galatasaray'a göre oluyor. 2 milyon euro para yedirmiş birileri. Fenerbahçe'yi at demişler UEFA'dan. Fenerbahçe'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne almamış. Diyor ki bu karar yanlıştı diyor. Zaten sıkıntılıydı. 2 milyon euro teklif edildi. Biz de aldık diyor. Şimdi bunu kimse konuşmuyor. Farkında mısınız? Tescilli şikeci diyen arkadaşlar tescilli şerefsiz olma yolunda hızla ilerliyor. Tescilli namussuz olma yolunda hızla ilerliyor. Konuşsanıza bunu da. Ne diyor derden Timur? Teraziye gelmeyen hırsızdır. Hadi bu açıklamalara cevap verin. Yoksa en büyük, en adi, adi şeref şikeci sizsin. Ne kadar kolay değil mi? Şimdi mahkemenin avukatına, hakimine, savcısına para yedirin. karşı taraftakine etiket vurun. Karşı taraftaki mi o etiketli? Siz mi? Türkiye'de işler böyle. Zanyolu olayına dönelim. Zanyolu olayı çok karışık da. Ben yani neresinden alacağını bilmediğim uzunca bir olay, uzunca bir konuşma. Video çok uzadı. Biliyorum birçok kişi izlemeyecek. Canınız sağ olsun. İzlemeyin. Ya kendinize Fenerbahçe diyorsanız bence izlemeniz lazım. Çünkü hep beni sıkıştırıyorsunuz. Konuş konuş konuş. Alın konuşuyorum. Fabrizio Corona. Kaynağım Nikola Zaniolo'nun İtalya Kupası'nda bahis oynadığını söylüyor. Bakın kaynağı İtalya Kupası'nda bahis oynamış. Kuzey Roma'da var olan gizli kumarhane hakkında diyor. Tüm şehirlerde olduğu gibi bu soruşturmada sadece kumarhaneler değil suç bankaları da var. Görünüşe göre Zanyola bir tane suç bankası açmış diyor. Bakın Fabrizio Corona bunu bizim ülkede Ahmet Çakar yaptı mıydı kimse sormaz soruşturmaz. Ama İtalya'da bak herif dibine kadar iniyor. Şimdi Corona skandalı ortaya çıkartan İtalyan kişi iddiaları doğruysa Zanyolo'nun bu işten bak bir cezayla yırtması bile imkansız. Yani Masanın diğer tarafına geçmiş kumar oynatıyor. Bu çok büyük bir olay. Yine Fabrizio Corona devam ediyor. Zanniolo kanıt olduğunu bilmiyor. Suçunu inkar etmekte hata yapıyor. Kanıt var diyor. Herif kanıt var diyor. İtalya'da, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarım daha iyi bilir. İtalya'da bir şeyin kanıtı varsa ne yaparlar? Öttürürler. Futbolda da bahis oynuyordu. Parayı kart şifresini ve IBAN'ı başkalarına verip sonra hepsini geri alıyor. Zanniolo kendi yerine Başka birine bahis yaptırıyor demiş. Bak bunun kanıtları var demiş. İtalya'da Rai TV'de. Bitti mi bitmedi herif açıklamalarını sürdürüyor. Bizim medyanın siz sustuğuna bakmayın. Diyor ki zanyolu annesinden 40 bin euro babasından 80 bin euro alarak kumar borcu için kullandı. Yani hem kumar oynamış hem borçlanmış hem de kumar borcu için <laughs> ödeme yapmış. Tahsilini yapan kişiler de söylemiş. Zany Yalnız ben şunu söyleyeyim. E, Zanyola işi yatarsa Altasaray Avrupa'dan men yer. Ne alakası var hocam futbolcu yapsa. Lan mali olarak battılar. Finansal olarak batık durumdalar. TT meselesini falan saymıyorum bile bak. UEFA'da bir yılda 7 dosyası biriken bir takım. Ya yani FIFA'da bir yılda 7 dosyası biriken bir takım. Bir takımın FIFA'da bir yılda 7 dosyası ve ciddi ithamlar. Mesela Shakhtar TT için benim söylediğim cümleleri söylüyor. Herif diyor ki biz uyardık yapmayın dedik. Alın dedik futbolcunun belgesi var dedik. Ona rağmen yaptılar diyor. Şu Filistin İsrail olayı var ya. Tuz biber oldu. Şimdi herkes tekrar Rusya Ukrayna yaş şey yapacak. Rusya bir tane bomba atsa herkes şimdi Ukrayna'ya tekrar şey yapacak. Zaten Ukrayna onların göz bebeği. Filistin'i görmemek için Ukrayna'ya danacaklar Bu işten de zararlık altı sıra çıkacak. Erdem Timur bunu biliyor. Çok güzel şarkı kurnazlığı yapıyor. Çok güzel bir şekilde de dikkatleri buraya çekiyor. Diyor ki Corona bugün Zanyolo ve 3 Serie A oyuncusunun bahis ve çok paradan bahsettikleri ses kaydı var. Aşırttı Blackbird. Aşırttı Blackbird. Bu saatten sonra buradan kurtulmasının imkanı yok. Elde belge var. Babadan 80 bin euro, anneden 40 bin euro alındığı belgesi var. Kumar borcu için ödediği belgesi var. Başka belgeler var. Konuşma var. Ses kaydı var. Daha Yakup Çınar'ın da dediği gibi bir şey diyemiyorum ama ben Zanyolu ya kefil olmam diyor. Olsanıza futbolcunuza Galatasaray ahlakına uygun diye atıp tutuyordunuz ya. Atıp tutuyordunuz ya. Galatasaray ahlaklı futbolcu alır. Kendi ahlakına yakışan alır diye. Desenize kendi ahlakına yakışan futbolcu aldı diye. Niye diyemiyorsunuz? Sizin ahlakınız bu mu yoksa? Bu değil mi yoksa? Çıkın açıklama yapın. Ya, ya çıkın deyin ki bizim futbolcumuz yapmaz. Biz kefiliz deyin. Mesela tad için böyle bir şey olsa ben kefilim yapmaz. Siz de desenize. Şimdi Fenerbahçe'yi tercih eden futbolcu para için gitti oluyor. Galatasaray'a gelince karakteri için tercih etmiş olur. O zaman Galatasaray karakteri Zanyolo karakteri oluyor. Bas bas bağırdınız. Fenerbahçeli trolleriniz var. Bak Fenerbahçeli geçinen bazıları var. Galatasaray'da. Ben ne dedim size Zanyolo'yu. Hocam niye biz Zanyolo'yu almadık da Galatasaray'ı aldı. Bak işte şu kadar paraya 15 milyon euro da büyük kar elde edecekler. Ne dedim size? Karaman'ın koyunu sonuna çıkar oyunu dedim. Demedim mi? Demediysem kapatıyorum kanalı. 58.200'ü kapatıyorum. Dedim. Ali Koç'a sakın konuşmayın. Bilmediğiniz şeyler var. Susun dedim. Ortaya çıkacak. Zaniolo Galatasaray Fenerbahçe maçında gol attı. Dediniz ki hocam bak adam gol de attı. Hani Karaman'ın koyunu? Bilmediğiniz şeyler var. Susun. Gönderdiler. 5 milyon euro para aldılar değil mi? Yıllık ücretini verdiler. Dedim. İnanmadınız. Ben öyle duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de siz araştırın. Belki yarın bir gün Aston Villa Kulübü diyecek ki biz 5 milyon euro falan vermedik ki. Kendi kasalarına kendileri aktardılar. Biz oyuncuya yıllık ücret 1 milyon euro verdik. Galatasaray'da artı 4 verdi. Yani Galatasaray kasasından 9 milyon euro çıkmış oldu. Biz 1 milyon euro verdik dese ne diyeceksiniz? Böyle bir cümleyi kursalar al sana yine evrakta şeycilik. Gerçek altı saray ahlakına göre yapmazlar herhalde öyle bir şey. Metin Sipahioğlu ile bitireyim. Dünkü zatın açıklamalar hakkında hem kamuoyuna hem büyük taraftarımıza mesajımdır diyor. İlgili zat örgüt ve temiz eller diyor. Yüzde yüz katılıyor ve arttırıyorum. Spor tarihimizin en büyük iki örgütsel kumpası olan 3 Temmuz FETÖ ve 4 Nisan kurşunlanma kumpasları hangi kuruma ne zararlar vermiş? Türk futbolundaki gidişatı tarihi anlamda etkileyerek ne şekilde değiştirmiş mutlaka ve mutlaka artık açıkça amasız fakatsız ortaya konmalıdır. 3 Temmuz FETÖ, 4 Nisan kurşunlanma. Her iki sezonda da Galatasaray şampiyon yapılmıştır. Fenerbahçe şampiyonluktan edilmiş Galatasaray'a hediye edilmiştir şampiyonluk. Her iki sezonda da Galatasaray şampiyon yapılmış yani. Yapılmıştır abi. Ama futbolcuları tarafından ama teknik direktörü tarafından ama federasyon tarafından ama bunu yapan bipler tarafından. Yine Metin Sipahi yoluna devam edelim. Geçen sezon ligi bitirtmeyiz. Önceki sezonlar var kayıtları elimizde tehditlerinden sonra neler yaşanmış araştırılmalıdır. Bunların araştırılmasını istemeden son 20 senede 10 kez şampiyon olmuş takımın yöneticisi olarak hiç utanmadan örgüt mörgüt diyerek sözde temizlik isteğinde bulunmak ise tip kelimeyle samimiyetsizliktir. Son 20 yılda bir takım 10 kere şampiyon olduysa olmamıştır. Şikeyle olmuştur. Şampiyon yapılmıştır. İttirilmiştir. Kalktırılmıştır. Alaverayla dalaverayla olmuştur. Son 20 yıldır Galatasaraylıların hepsine göre Allah'ın da kitabına da çocuğun üstüne başına da yemin ederler Fener kullanıyor diye. Ben de yemin ediyorum. Ben Fener mi kullanıyor? Son 20 yılda 10 kez Fener şampiyon olmuştur. Vallahi de bile son yani 20 yılda en az 7 kere şampiyon olmuştur yapılmıştır. Son 20 yılda Fenerbahçe 10 kere şampiyonza vallahi de billahi de tillahi de Fenerbahçe kullanmıştır. Hakemler Fenere çalışmıştır. Hadi aynı cümleyi kur. kur. Erkekseniz. Bugün gördüğüm spor yorumcularının birçoğu ise bu samimiyetsizliğin farkında, onları da objektif değerlendirmek için ayrıca teşekkür tebrik ediyorum diyor. Camiamıza ve büyük taraftarımıza mesajım ise şudur. Bu sezon sahada çok güçlüyüz. Saha dışında ise gerek tribinde Gerek sosyal medyada son 10 sezonun en iyisiyiz. Tüm güçlerimizle birleşmiş durumdayız ve bu durum onların yaptığı algıları anında bozuyor. Bütün dertleri de bunda. Suç işlemeden, yasaları çiğnemeden onların algılarını ve oyunlarını anında bozmaya ve takımımızı sonuna kadar desteklemeye devam edelim. Bu sezon başından beri ne yapıyorsak vitesi daha da arttırarak aynen devam. Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler delikanlıca mücadele eder, etmiştir, edecektir. Bizim mottomuz bu. Sizin mottomuz ne? Açık, net bu videodan ne anlamalıyız? Bu videodan şunu anlamalıyız. Metin Sipahioğlu'nun değil Erden Timur'un dediği gibi teraziye gelmeyen hırsızdır. Konuyu başka yere çeviren de bir nevi teraziden kaçma işi yapmıyor mu? Mesela siz bir adamla yüzleşeceksiniz. Şu suçu niye işledin diyorsunuz. Adam diyor ki ya pandaların nesli tükeniyormuş abi ya. Lan böyle bir Allahsızlık olabilir mi ya? Bu bunların neslini kim tüketti diyor. Karşındaki ne yapıyordur? Kıvırıyordur. Şimdi ben size soruyorum. Beşiktaş maçı için bu tiyatroyu yapmış olabilir mi Erdem Timur? Sanmıyorum. Beşiktaş maçı için tiyatroyu yapacak olsalardı bir açıklamayla maça Ali Şansalan'ın verildiğini duyduk. Hayırdır derdim. Yani Beşiktaş maçı için olsa Ali Şansalan hakkında endişelerimiz var. Bitti. İki. Galatasaray mali durumu batık olduğu için, kulüp battığı için olabilir mi? 30-40. 3. Tete, Zanyolo, özellikle Zanyolo, Tete, Morutandır, Militandır, Çatarındır, Cutandır, bilmem odur, budur, Mustafa Muhammed'tir, Torenk'tir, odur, budur. Bunların dosyasından dolayı olabilir mi? Hani FIFA'dan ceza yememek için. 4. Fenerbahçe bu sezon lan algılara gelmiyor. Bunları durduralım diyoruz durduramıyoruz. Hakem durduramıyor bunları. Yol durduramıyor. Ulan kurşunla bilmem bir şey yapıyoruz. O kadar da değil yani onu da yapamayız diyorlardır. Ulan bunlar o otobüs işte neydi onun adı otobüs tıkır tıkır işliyor bunlar sisteme gidiyor. Avrupa'da dolu düzgün, Türkiye'de dolu düzgün. Lan bunlar hatayı yenerse bunları töpe durduramayız. Bunlar derbide merbide bizi öttürür diye yapmış olabilir mi? Yoksa hepsi birden mi? Ben en basit tabirle bir cümle kuracağım. Ben ilgili örnek verdim size. Dedim ki Galatasaray 5 milyon euro kendi kasasına kiralama bedeli olarak attı. 4 milyon euro da oyuncuya yıllık 5 alıyor oyuncu. 4'ünü de peşin verdi. 9. Bir de Aston Villa verdi. Hadi Aston Villa'nın verdiği biri de fark etmez. 15 bon servis verdi. 9 şimdi verdi. 24. Geçen sezondan 3 milyon euro yarım dönem. 27. 5 şampiyonluk bonusu. 32. 5 de şampiyonlar ligine kalma bonusu. 37 milyon euro. Zanyolo 3 yıl futboldan men edilirse 37 artı gelecek seneki 2 10 da oradan 47 milyon Euro'luk bir olay. Sadece Zanyolo Galatasaray'ı batırmaya yetebilir. Yetmez. Tete. Tete için Shakhtar Donetsk 60 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray 5 milyon Euro verelim, 7 verelim, 12 verelim diye tekliflerde bulunmuş. Açın sosyal medyayı, ya, yurt dışını okuyun, Türkiye'yi okumayın, Türkiye'de Galatasaray haberlerini tersten okuyun. Hepsini tersten okuyun. Diyor ki, Inter forvet arıyor, Icardi'yi istiyormuş. Bunun tabiri ne? Icardi kaçmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu'na dev talip. Bunun tabiri ne? Kerem sezon sonunda ne olursa olsun kaçmak istiyor. Nelson'a 20 veriyorlar. Tabiri ne? Nelson'a 7 bile vermiyorlar. Şimdi bana siz yazın. Bakalım kaç Fenerbahçeli var? 3 Temmuz'u bize yaşatan kimse Allah bin beterini yaşatsın. Allah Galatasaray'ın bin belasını versin. Bize bunlar yaşatılırken karşı tarafta alkışlamaları, biz bunları yaşarken hülmelere eğlenmeleri, bizim stadımızda polisler taraftara, küçücük çocuklara biber gazıyla müdahale ederken kupamızda kupamız kim ölüyorsa ölsün, kim kalıyorsa kalsın. Ben kupayı almadan gitmem söylemleri. Allah bunların hiçbirini affetmesin. Hepsini çıkarsın. Tek, tek, hepsini Rabbim çıkarsın. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Ve bütün kulüplere şunu söylüyorum. Bak bugün Fenerbahçe'ye. Yarın kime? Size olabilir mi? Sizde olabilir mi? Hani bazı laflar vardır ya işte ben şunu konuşsam yer yerinden oynarım. İşte ben şunu konuşsam insanların şu algısı değişir diye. Ben sadece şunu merak ediyorum. Şu Platini 2 milyon euroyu aldığı avukatlık şirketinin adını verseler o şirket Mesela bizim ülkemizde de o süreçte avukatlık şirketinden anlaşan kulüp ya da kulüpler oldu. Aynı kulüp çıksa, aldık ki o avukatlık şirketi de malum yapının şeyi olsa daha mı inanmayacaklar? Çok merak ediyorum. Daha da inanmasınlar. İnsan pislik arıyorsa önce aynaya baksın. Aynada pisliği bulabiliyorsa başkasına bakmaz zaten. Eğer aynada pisliği bulamıyorsa onu bulana kadar araştırsın. Yani ilk taşı en günahsız olanınız atsın diyor ya Hazreti İsa. Varsa günahsız olanınız ilk taşı atsın. Ve ben bu açıklamalardan sonra bak şeyi de çok merak ediyorum. Kaç gün hak mahrumiyeti cezası gelecek ödül olarak. Ve Beşiktaş'ı nasıl doğrayacaklar cumartesi günü. Merak içerisinde bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.